İyi günler. Kuyu başlıyor fakat kuyu bu hafta daha değişik bir şekilde başlıyor. Önceden cep telefonlarıyla yapıyorduk bu yayını, canlı oluyordu. Şimdi Kızılcahamam TV bünyesine geçirdik. Bu bünyede, bu Kızılcahamam TV bünyesinde banttan yayınlayacağız, canlı olmayacak. Aslında canlı gibi olacak ama canlı vermeyeceğiz. Yine saat 3'te yayınlanacak. Veya belli bir saatte yayınlanacak ama artık kuyu Kızılcahamam TV bünyesinde yayınlandığı için daha farklı bir konsept, daha farklı bir anlayış, daha farklı bir ses yapısı veya ses düzeni içinde yayınlanacak. Şiirler daha böyle belirgin ve daha böyle farklı okunur hale gelecek ve biz de karşımızda farklı bir şekilde oturacağız. Belki de farklı mekanlarda yapacağız. Kuyunun açılış cümlesi neydi? Atılan taş mı olalım, itilen Yusuf mu? Sonra ne dedik? Akıl kazmasıyla gönül kuyusunu kazmak. Aslında ilk cümle, ilk açılış cümlesi daha önemliydi benim için. Atılan taş mı olalım, itilen Yusuf mu? Atılan taş olmak, bu bir halk tabirinden kaynaklanan bir şeydi. Yani şunu demek istemiştik. Bir deli bir kuyuya taş atar, 40 akıllı çıkaramaz. Öyle başladık ilk kuyuya. Eğer bir deli bir kuyuya taş atıyor, 40 akıllı çıkaramıyorsa, deliyi mi akıllı sayalım, 40 akıllıyı mı deli sayalım? Çünkü o taş niye atıldı bilmiyorlar. O taşı çıkarınca ne olacak bilmiyorlar. Onu düşünmüyorlarsa aklımı sorgulayalım, yoksa delinin yaptığını mı alkışlayalım demiştik. Bugün bir delilik yapayım dedim, kendi anlayışıma göre bir kuyuya taş atayım. Bu taş sevgi üzerine olsun, dostluk üzerine olsun, kalıcı olan ne varsa onların üzerine olsun istedim. Sevgi yoksa dostluk olur mu? Dostluk olmazsa hayatta insanlar yan yana gelir mi? Birlikte hareket etmek kabiliyetini erişir mi insanlar veya o kabiliyeti kazanır mı insanlar? Çok değişik bir anlayış var. Köylere gidiyoruz. 10. köyümüzü bitirdik. Pazartesi günü Başağaç köyündeydim. Şöyle bir gördüm. İlk önce köye gelen bir televizyon ekibi bir tedirginlikle karşılanıyor. Fakat sizin yüreğinizde olan o köye verebileceğiniz şeyleri hissettikleri an, o sevgiyi, o dostluğu, o samimiyeti, o içtenliği hissettikleri an hemen kendilerini bırakıyorlar. O kasılma, o tedirginlik, o tereddüt gidiyor. Şunu görüyoruz, aslında biz karşı tarafından beklemek yerine ilk önce kendimiz harekete geçirmeliyiz, duygularımızı harekete geçirmeliyiz, düşüncelerimizi harekete geçirmeliyiz, onlara karşı olan samimiyetimiz, dostluğumuzu harekete geçirmeliyiz. Ve ben Başağaç köyünde Sefer Yıldırım diye bir abimiz sayılır biraz, biz de yaşça büyük bir dost edindim. Muhtarla bir dostluk kurduk. Niye bunları anlatıyorum? Çünkü biz oraya giderken amacımız sadece o köyü görüntülemek değildi. Onların varlığını hissetmek, onların var olduğuna şahitlik etmek, o varlığı yerinde, zamanında ve mekanında görebilmek, görüntüleyebilmek. Bir de bir merhaba, bir selam, her neyse götürdüğümüz sımsıcak olmalıydı, samimi olmalıydı, dostça olmalıydı. Şimdi canlı yayın olmadığı için biraz tedirginliğim var. Çünkü böyle kameralar karşısında ben alışkındım ama yalnız çıkmıyordum kabarete çalıştığım zamanlar. Ama bugün yine onu atlatmaya başladım yavaş yavaş. Yapayalnız kameranın karşısında, iki kameranın karşısında geçtik. Bakalım nasıl konuşacağız, bakalım beğenecek misiniz? Yayınlandığı zaman ne hissedeceksiniz bilmiyorum. Ama canlı yayında insan yüreğini koyuyor. Canlı yayında bütün varlığını o canlı yayın akışı içinde bırakıveriyor. Su gibi akıp geçip gidiyor zaman. Ama böyle paket programlarda insan tutuk. İnsan biraz kendini tedirgin hissediyor. Acaba tam konuşabildim mi? Montaj olur mu olmaz mı? Montajı sevmiyorum. O imajı, montajı sevmiyorum. Bu program işte bir delilik yapayım, bir kuyuya taş atayım.
şunu gördüm, köylerde de, şehirde zaten öyle, şehirde tedirginiz, şehirde bunalım içinde, şehirde stres altındayız. Köylere vardığımda bu bizim içimizde olan şey köylere de sirayet etmiş. Kopmuşuz bu şeylerden. Yan yana gelmekten korkmuşuz. Bir virüs bizi kendi bünyesi içinde kendi dostluğumuzdan etmiş. Demiş ki siz kuramadığınız dostluğu temeli ve ben ayırın ve birbirinizi özleyin. Bu mu? İşte gördüğümüz herhalde o. Köyler diyorlar ki artık yan yana gelemez olduk. Yan yana geldiğimiz zaman maskemizi takmak zorundayız. Sanki peçeli insanlar gibi. Dün peçeli kadınları gördüğümüz zaman, o peçeli kadınları, o geçmişte peçe takan kadınları gördüğü zaman bu da öyle olur mu diyorduk, şu anda maske takıyoruz. Bize şunu mu getiriyor hayat diye sordum oradakilere. Bir şey hatırlatmak, kaybettiklerinizi şöyle bir yalnızlaşın ve hatırlayın demek mi bu virüs? Bir bela, bir musibet. İşte bir musibet bin nasihattan iyidir derler. Öyle mi? İşte bir deli bir kuyuya taş atacağız. Ne atacağız? Sevgiyi biliyor muyuz? Köylere baktığım zaman aslında sevgiyi onlar biliyor. Biz beton yığınları içinde, biz o düz asfaltlarda sevgiyi kaybetmişiz. İnişi çıkışı yok, dümdüz. Yine Sinan Canan'ın bir sözü, konfor beyni çürütüyor. Engebesiz yollarda yürümek de dengemizi bozuyor demişti. Dengelerimiz bozulmuş, iniş çıkış yok. Beyin sadece düz yerde yürümeye alışınca iniş çıkışlarda sarsılıyor herhalde. Biz inişlerde, çıkışlarda, duygu inişlerinde, çıkışlarında da buluşmak zorundayız. Örneğin Necip Fazıl'ın benim içimdeki iniş ve çıkışlar doğada yok, tabiatta yok demişti. Yani o inişleri, çıkışları yaşamak lazım. Acıya talip olmak lazım, zorluğa talip olmak lazım. İnsanın bunları yaptığı zaman kendine talip oluyor, kendi duygularına talip oluyor. Bütün duygularını yaşamak istiyor. Şiirler getirdim. Bugün biraz şiir okuyayım. Çünkü hayat ayrılıklardan ibaret. Koptuk, koptuk, gerçekten koptuk. Birbirimizden koptuk, kendimizden koptuk, duygularımızdan koptuk. Sadece madde üzerinden baktık. Elde ettiğimiz maddeleri veya o madde dediğimiz, bizi güçlendirdiğimiz, zannettiğimiz şeylerin ne kadar değersiz olduğunu fark ettik. Arabamıza binemez olduk. Evlerimizde hapishane hayatı yaşamaya başladık. Örneğin seyahatlerde denize giremez olduk. O suyun sıcaklığını, o suyun o insan bedenindeki o titreşimlerini hissedemez olduk virüs korkusuyla. Onun için ben kendi iç dünyamdaki iniş ve çıkışlara biraz şahit olmanızı istiyorum. Hayat ayrılıklardan ibaret. Hayatımda ne varsa hemen hemen en değerli şeyleri biraz kıyıya koydum. Çıkarıp atmadım ama biraz kıyıya koydum, uzaklaştım. Bakıyorum şöyle, ne yaptım? O çok sevdim dediğimiz, çok seviyoruz dediğimiz insanlardan şöyle biraz uzaklaştığımız zaman sevgilerimiz gerçek değerinde miymiş? Yoksa sevildiğimizi zannettiğimiz insanlar bizi gerçekten sevmiyor muymuş? Yoksa uzaklaşmışlar, haberimiz mi yokmuş? Biz öyle kanaatler içinde kendimizi mi avutmuşuz gibi. Yıllar önce yazdığım, yıllar derken çok uzun yıllar da değil. Mahzen programından önce vardı bu şiirim. Ben seni hiç terk etmedim diye bir şiir. Serbest yazdığım bir şiir. Öyle pek bir kafiyesi var ama öyle şeyi yok. Pek bir hece vezniyle yazılmadığım, serbest yazdığım bir şiir. Yavaş okuyacağım. Belki arkadaşlar montajlarken arkasına bir müzik korlar, uygun bir müzik korlar. Ben seni hiç terk etmedim. Seni ben, bende değil. Ben seni sende sevdim. Ve ben seni hiç terk etmedim. Yüreğindeki hasret bendim. Çektiğin acı ve kederdim. Gözlerinin rengiydim.
yanaklarına düşen gözyaşı bendim. Ben seni hiç terk etmedim. Seni ben, bende değil. Ben seni, sende sevdim. Kokladığın çiçek bendim. İçtiğin çayda demdim. Giydiğin elbisede renktim. Dinlediğin şarkıda nameydim. Ben seni hiç terk etmedim. Seni ben, bende değil. Ben seni, sende sevdim. Ettiğin duada kelime bendim. Sen secde ettin, ben seccadendim. Açtığım kapı, baktığım pencereydim. Güneş olduğum teninde esmerleştim. Ben seni hiç terk etmedim. Seni ben, bende değil. Ben seni, sende sevdim. Üşüdün, seninle titredim. Bunaldın, alnımda terdim. Küstüğün, darıldığın bendim. Bazen duyduğun öfkeydim. Ben seni hiç terk etmedim. Seni ben, bende değil. Ben seni, sende sevdim. Ve ben seni hiç terk etmedim. Böyle bir şiir. Terk etmediğinizi de terk ediyor insan. Aslında terk etmek fiziki bir kavram. İnsan yaşadığını veya birlikte yaşayıp sevgi ürettiği ve seviyorum dediği insanı terk edemiyor. Yaşadığımız hiçbir şeyi terk edemiyoruz. Unuttuğumuzu sanıyoruz, terk ettiğimizi sanıyoruz, kendimizi avutuyoruz, terk edemiyoruz. Terk etmeli miyiz? Aslında terk etmeyi bilmeliyiz. Terk edebilmek değil o, terk edip gitmek değil o. Yani duygularını bastırmak, duygularına sınır koymak, duygularının hakim olmak, sahip olmak. Yoksa duygularına kapılıp gitmek değil. Bazen duygularımıza kapılıp gidiyoruz. O duygulara kapılıp gitmek nereye götürüyor bizi? Aslında kendi tercihlerimize götürmüyor. Duygular tercihlerle ortaya çıkmıyor. Duygular rüzgar gibi, yel gibi, fırtına gibi alıp savuruyor insanı. Ama tercihlerde karar var, tercihlerde irade var. Ben ayrılığı tercih ettim. Son 5-10 gündür ayrılığı tercih ettim. Kendi kararım, kendi tercihim. Niye ayrılığı tercih ettim? Terk etmek değil o, tercih etmek. Çünkü birliktelik insanı boğuyor bazen. Hep birlikte olmak, hep onunla, her anını onunla geçirmek insanı boğuyor. Siz boğulmuyorsunuz, karşı taraf boğuluyor belki. Onun için şöyle bir uzaklaşmak, şöyle bir kıyıya çekilmez, onu kendi haline bırakmak. Seni ben kendi haline bıraktım. Senin canını sıkmayacağım, seni bunaltmayacağım. Senin üstünde fatura titremeyeceğim. Bazı anneler var, çocuklar üzerinde gerçekten çok titriyorlar. Çocuk bunalıyor. Çocuk artık onu hizmetçi gibi görmeye başlıyor, ona emretmeye başlıyor. Bir peygamberimizin hadisi var ki çok ilginçtir. Diyor ki, doğuran doğurduğunun kölesi olacak. Veya doğan kendini doğuranın efendisi olacak. Olmamalı, böyle görünmemeli, böyle yaşamamalıyız. Efendilik falan değil. Sevgiyi sınırları içinde kullanmak, ağırlığı içinde tartıp, ölçüp tartmak, kullanmak ve karşı tarafı incitmeden, yaralamadan, onu bunaltmadan, ona sıkıntı vermeden kendi halinde, kendi mecrasında akıtarak kullanmak lazım. Ben becerdiğimi sanmıyorum. Çocuklarım üzerinde çok titredim, hemen hemen kaybetme noktasına getirdim. Onlara bir şey gelecek, onlara bir şey olacak da hem de hep getirdim. Hep aklıma gelen şeyler başıma geldi. Belki de imtihandı bu. Ama geldi başımıza. Evet, şiirler, şiirler. Niye şiir yazıyorum? Şiir şuur kökünden geliyor, şiar kökünden geliyor. Yani şiarı olan, hedefi olan, hedefleri olan, daha doğrusu gideceği yeri bilen, oraya şuurla giden insanların yazabileceği şey şiir. Çünkü şiir gönül sesi ama şuursuz bir insanın şiirleri olmuyor. Sadece lafta kalıyor.
Yazabiliyor muyuz öyle bir şiir? Şuur kökünden gelen bir şiir yazabiliyor muyuz? Şiarımız var da mı şiir yazıyoruz? Mehmet Akif, şiar olarak vatanım, şuur olarak vatan şevlisini koymuş ve İstiklal Marşı, bir Çanakkale. Şuursuz yazılabilir mi? Şiar olmayan bir insan yazabilir mi bu şiiri? İşte şuuru var, şiarı var ve bir Çanakkale destanı var, şiiri var. O şiiri her okuduğumda, her dinlediğimde, onu bu mısraların arasına girdiğimde herkes kendini kaybeder. İş dünyam parçalanır. Sanki vatan sevgisini ta yüreğinde hissedersin ama gelip geçiveriyor. Mehmet Akif hiç gelip geçen bir şey yazmamış. İstiklal Marşı'nı yazarken de öyle. Şuurlu insan, şiarı var ve şiiri var İstiklal Marşı. Korkma. Evet, korkma. Allah da diyor, korkma. Ben varım. Korkma. Biz varız, millet var. Korkmamak lazım. İşte benim hayatımda üç kelime oku, ilk ayet dinle, Mesnevi'de ve İstiklal Marşı'nda korkma. Okuyan, dinleyen ve korkmayan bir insan olmak. Belki hayatı temelleştiren üç kavram. Oku, kendin oku, varlığı oku, kainatı oku. Hayatı bütün evreleriyle oku. Kendi iç dünyanda şöyle bir gezin, neyin var, neyin yok bir bak. Duygularını oku, düşüncelerini oku. Fıtratında kodlanmış, o ta genetikten gelen, Hazreti Adem'den gelen o kelimeleri oku. Kelimeleri anlam kazandır. Kendi varlığını oku. Varlığında gizlenmiş sırları oku. Hangi sırların sende saklandığını bilmiyoruz. Ben de hangi sırlar saklı? Allah bir hadisi hususunda ben insanın sırrıyım, insan da benim diyor. Eğer biz Allah'ın sırrıysak o sırra erişmek zorunda değil miyiz? O sırrı bilebildiğimiz ölçüde çözmek, bir parça içine girmek, o sırra vakıf olmak istemez miyiz? Evet, Allah öyle diyor. İnsan benim sırrım. Ben de insanım. Evet. Serkan da çayımızı getirdi. Teşekkür ederim ver. Ben şöyle çayımı alayım. Çayımı karıştırdıktan sonra bir şiir daha okuyayım değil mi? Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şimdi bir şiir daha okuyacağım ama aslında bu programın sonunda yine bir intihar. Çünkü hayat ayrılıklardan ibaret. Hayat ayrılıklardan ibaret. Ayrılık dikiş tutmayan bir yırtık mı? Yama tutmayan bir yırtık mı? Gerçekten öyle mi ayrılık? Aslında sevgide ayrılık farklı, sevdada ayrılık farklı, aşkta ayrılık farklı. Sevgide ayrılık bir kopuş değil, bir uzaklaşma. Sevdadaki ayrılık bir kopuş, bir yara kapanabilir mi, merhem olur mu, dönüp gelip tedavi eder mi, eder. Ama aşktaki ayrılık, belki hasret, bir yırtık, yama tutmayan bir yırtık. Niye yama tutmaz, neden yama tutmaz, aşkın kaderinde olduğu için mi? Tam çözemedim ama aşkın ayrılığı yama tutmuyor, yırtık çünkü. Parçalanmış bir yırtık. Hangi biri ne taraftan yama tutacak ki? Hangi taraftan yama tutar ki? Son şiirlerim hep ayrılık üzerine. Dün akşam yazdığım bir şiir. Sevilmek için mi sevdim ben seni? Baştan alayım. Sevilmek için mi sevdim ben seni? Sevdiren sevdirdi. Sen sevme beni, gönlüm tavaf eder, gönül Kabe'ni, sevgide son sunur, mikatım olsun, kuşandım hasreti, ihramım olsun.
Sevgiyle yaşıyor hayat zamanda. Aşta vakit olur uslat zamanda. Şu hasretin var ya sırat zamanda. Kıyametim koptu gelmezim oldun. Artık hatırımı bile sormazım oldun. Söyle bu susuzlar nereye kadar? Belki de sürecek mahşere kadar. Demek ki değerim işte bu kadar. Kuşandım hasreti, ikramım olsun. Sundum yüreğimi, ikramım olsun. Evet, sevilmek için sevmedim seni. Maalesef son zamandaki sevgiler, sevilmek için ortaya sürülen, bir iddia haline getirilen sevgiler. Hayır. Gerçekten yürekten seven, sevilmeyi ikinci, üçüncü, dördüncü plana bırak. Sever veya sevmez. Biz sevmişiz, sevdiren sevmişse. Zaten ona engel de olamıyorsun. Kader dediğimiz şey de o zaten. Mutlak kader. Elimizde olmadan verdiğimiz kararlar var. O mutlak kaderin veya kaderin üzerinde bir kader var diyor ya şair Sezai Karakoç. Kaderin üzerinde de bir kader var. Tabii kaderin üzerinde de bir kader var. Bazen dalıp gittiğim oluyor yalnızlığımda. Çünkü yapayalnız yaşayan bir insanım. Yalnızlığı tercih haline getirmiş bir insanım. Dicane Cindoğlu bir yazısında veya bir sözünde insan kalabalıkların içinde yalnızlığı seçmeli demiş. Yalnızdır demiş. Buna benzer bir söz. Ben de yalnızlık bir kader değil bir tercihtir demiştim. Yalnızlık bir kader değil, bir tercih. Çünkü ben yalnızlığı tercih ettim. Yalnızlığın sesi var dinleyene. Duvarlar konuşuyor insanla dinleyene. Geçmişine gidiyorsun. Geleceği okumaya çalışıyorsun. Müthiş bir sessizlik, bir sükunet. O sükunetin içinde kendi iç dünyana giriyorsun. Belki radyoda çalan bir şarkı alıp götürüyor seni. Öyle bir rüzgar ki o duyguların savurduğu rüzgarda. Öyle savruluyorsun ki alıp götürüyor bir yerlere, bir yerlere bırakıyor seni. Orada çok mutlu bir insansın. Hem mutlusun, hem o mutlu olduğun yerde gözyaşın sel olup akıveriyor. Yalnızlığın sesi. Niye böyle? Neden böyle? Niye bu kadar yalnızlığı tercih ettim? Bunun bir bilinçli hali yok. Belki de kader, mutlak kaderin tercihi. Kaderin de üzerinde bir kader var. O kader de karar verir. Karar verdiyse yalnızız. Bu iyi bir şey mi? Ama güç veren bir şey. İnsana güç veren bir şey. Çayımı içeyim. Çayımı içerken Serkan'a da tekrar teşekkür edeyim. Serkan'la kısa zamanda düşünce boyutunda anlaştığımız bir insan. Hatta bir şiirim, ki bu şiirimi çok nadir insan bilir, Serkan'la paylaştım. O şiiri tiyatroda da öğrencilerine okutabilir miyim dedi. Fakat o şiir o kadar özel ki, değil mi? O şiir o kadar özel. Hiçbir yerde okumadığım ama belki zamanı gelirse, o zaman gelirse, ki o zamanın gelmesini ister miyim? Yok, istemem. O şiiri şöyle yazmıştım. 1974 Mart 17 iyi hatırlıyorum. Hemen hemen Erzurum Dumlu Gökçeyamaç mevkiinde bizim bir taburumuz var. Arkadaşlarım birkaç gün önce terhis oldular, askerim oradan. Birkaç gün önce terhis oldular. Ben birkaç gün geç, işte geç intikalinden dolayı birkaç gün işte, birkaç gün. Onun için bekledim, tabii beklemek zorundayım, günümü tamamlayacağım. Ve orada dediler ki,
Arkadaşlarından gitseydin bir araba kaldıracaklardı. Renault diye arabalar var. İşte binersin, işte 5-6 kişi götürürüz. Sen teksin, nasıl yapacağız? Tek başıma da hem gitmeye korkuyorum çünkü kış, Mart işte Mart 17 Nisan ayında ta kar falan kalkmamış. Yerler kar, yarım metre belki bir metre kar var. Sana Renault kaldıramayız. Bir fursat bulursak kal taburda da diler, öyle git. Ben inerim dedim, yol boyu inerim. Ama köpekler olabilir, kurt olabilir, bir sürü tehlike var. Nasıl ineceksin? Çünkü kalmak istemiyorum. İşte bu şiiri kalmadım, çanta falan da almadım. Bütün her şeyimi orada bıraktım. Dedim ki elimi kolumu sallayarak ineceğim. Orada Tortum yolu vardı. Kars'a giden Tortum yolu, o yola ineceğim, oradan bir araba bulacağım. Geçenler olacak, bekleyeceğiz. Soğukta, karda, kışta, her neyse. Mart 17'ydi sanıyorum, Mart 17. Öyle olması lazım veya Nisan 17. Aşağı doğru inerken, o Şahapaşa tabiası yüksekçe bir yerdi. Oradan inerken ilk mısralar aklıma düşmüştü o şiir. Çok güzel bir şiir ama bir manifesto gibi bir şey. Niye o şiir o kadar güzel ve çok anlamlı? Çünkü bir yürek, her şeyden kopuyorsun. 7 ay bir tek selam bekliyorsun, bir tek selam, bir tek selam. 7 ayda her hafta 2-3 tane mektup yazıyorsun, bir tek selam yok. Ki adım şaire çıkmıştı, şiir yazdığım için o askerde. Mektuplarımı da güzel yazardım, öyle sanıyorum, güzel yazardım mektuplarımı falan. Açık, asker mektubu da açık olur. Batarya komutanı okumuş, tabur komutanı okumuş, bir başka komutan okumuş. Arada bir çağırıyorlar, ya sen ne güzel mektup yazıyorsun. Ne kadar bu sevgiyi falan, ne kadar güzel ifade ediyorsun falan diyorlar. Ama bir tek selam gelmiyor. Tek bir selam gelmiyor. Tek bir satır gelmiyor. Bazen çağırıyor, ya sen bu kadar mektup yazıyorsun haftada. Sana tek bir mektup gelmiyor. Babam zaten rahmetli oldu. O zaman hasta. O yazamaz, annem yazamaz, ablalarım yazmaz, başka kimsem yazmaz. Bir tek umudum o. O da yazmıyor. Ve 7 ay. 7 ayda 60-70 mektup. Tek selam yok, tek satır yok. Böyle kahır. İşte yolda iniyorum o karda. Her taraf çamur, kar. O şiir orada. Sonra Erzurum'dan Ankara'ya işte Tortum yolundan araba bulduk. Erzurum'a geldim. Erzurum'dan Ankara'ya geleceğim ki uzun, yollar bozuk. 17 saat, 20 saat yol. Hemen hemen bir gün. İşte yolda zihnen tamamladım. Kızılcahama gelince de, buraya gelince de kelimelere döktüm o duyguları. Böyle bir şiir. İşte o şiiri Serkan çok beğendi. Gerçekten işte o önce duyguları ortaya çıkan, sonra o duyguların kelimeye döküldüğü bir şiir. Okusam belki sizler de etkilenirsiniz ama okumayacağım. Okumayacağım. İntihar okuyacağım. Çay mı içeyim, intihar okuyacağım. İntihardan önce burada mesela Feys anıları da her sene işte aynı günde anıları var. Geçen sene 8 Eylül'de bir şiir yazmışım. Dedim ya geçen programda hemen hemen 2 sene belki de daha fazla. Her sabah günaydın canım. Günaydın canım. Niye yazdım? Niye bu kadar her gün farklı bir şiir, günaydın canımla biten her gün farklı bir şiir yazdım? Bu neyin ispatıydı? Bununla neyin ispata kalktım?
Tam emin değilim. Bir haksızlığın telafisi miydi? Bir ayrılığın acısını dindirmek miydi? Bir kadının veya sevdiğim bir kadının veya sevdiğim birinin gönlüne o günaydın canımlarla bir teselli serpmek miydi? Tam bilmiyorum. Ama günaydın canım. 2 yıl, 2,5 yıl her sabah farklı bir şiir ve günaydın canım. Peki karşılığı ne? Karşılık beklemedik ki biz ya. Seven karşılık beklemiyor ki. Sadece yazıyorsun, veriyorsun, hissediyorsun, hissettiriyorsun. Ben buradayım diyorsun. Ben seninleyim diyorsun. Ben sevgimi ispata uğraşmıyorum. Sadece sevgimin ifadesini dile getiriyorum diyorsun ve öyle bir şiir 8 Eylül'de yazmışım bunu. Gönlünde biri var, kim o deseler, var derim, susarım, günaydın canım. Nasıl biri, adı ne, söyle deseler, sır derim, susarım, günaydın canım. Niye hep hüzünlü yüzün deseler, hasret gözlerinde hüzün deseler, sevgi hep dilinde şiir deseler, aşk derim, susarım, günaydın canım. Yıllar yorgun kalmış sende deseler, kederler yığılmış sende deseler, umutsuz sevgiler sende deseler, ah derim, susarım, günaydın canım. Gönlünde biri var kim o deseler, nasıl biri adı ne söyle deseler, bu derin sevgi aşk mı deseler, vay derim, susarım, günaydın canım demiş. İşte günaydın canım da böyle. Tam bir yıl önce 8 Eylül'de yazdığım bir günaydın şiiri, günaydın canım. Peki günaydın canım niye yazılmıyor? Niye yazamaz olduk? Niye yazmaz olduk? O da benim sırrım. İşte ayrılıklar, hayat ayrılıklardan ibaret. Bazen ayrılmak lazım. Uzaklaşmak lazım, kendi haline bırakmak lazım. Kadere zorlamamak lazım. Kader gayrete aşıktır ama kaderi fazla zorladığın zaman gayretten daha güçlü hale geliyor. Bazen o gayreti ekart ediyor. O gayret, gayretsizlik haline geliveriyor. İntiharı da okuyayım. Bu programı da burada noktalayalım. İntihar. Evet, benim en uzun şiirim. Bu da hepimizin bildiği gibi Temmuz 1973'te yazdığım şiir. Bu sefer tek tek okuyayım, uzun okuyayım. Şimdi montajlarken Kerem, bunun arkasına bir müzik koyar herhalde değil mi? Kerem'in de hastası var. O da bu aralarda sıkıntısı. Programları aksatmayacağız dedik. Zincirin halkalarını kopartmayalım dedik. Yapamasak da hiç olmazsa sizin karşınıza geçelim dedik. Ve bu kuyuyu da böyle bir program haline getirdik ve karşınızdayız. İntihar. Bir yılın özlemiyle ben sana bilenmiştim. İsmini her anışta sevdam sensin demiştim. Bir mabettin içimde, sende secde etmiştim. Ayrılık vakti geldi, gitmeliyim bu yerden. Son hatıram olsun bu şiir sana benden. Senden kopmak öyle zor, acısı bir işkence. Eridim bir mum gibi o anı düşündükçe. Ölmek de kolay değil, insan böyle sevince. Ne çare vakit geldi, gitmeliyim bu yerden. Son hatıram olsun bu şiir sana benden. Bahtımsın, kaderimsin, sensin tek umut kapım. Hayattaki tek çarem, tek dileğim, tek muradım. Görünce günüm bayram, neşem, sevincim, tadım. Ayrılık aşka dair, gitmeliyim bu yerden. Son hatıram olsun bu şiir sana benden. Gözlerine hüznümle doyasıya bakmadan, hayal ettiğim gibi dizinde yatamadan,
üstüne basa basa aşkımı anlatamadan ayrılık vakti geldi. Gitmeliyim bu yerden. Son hatıram olsun bu şiir sana benden. Yıldızlı bir gecede ay suları öperken, gülün sonsuz nazına bülbül feryat ederken, baş başa koydular da sabah edemeden, ne çare vakit geldi, gitmeliyim bu yerden. Son hatıram olsun bu şiir sana benden. Sana gelen yollardan ne zor geriye dönmek, kan ağlarken yüreğim sana elveda demek. Ne desem boş, bilirim yolcu yolunda gerek. Ayrılık vakti geldi, gitmeliyim bu yerden. Son hatıram olsun bu şiir sana benden. Ruhum gibi geceler hasrete bulanacak. Gönlümdeki bin yara bir anda kanayacak. Kalbim de, düşüncem de sana mahpus kalacak. Ne çare, vakit geldi, gitmeliyim bu yerden. Son hatıram olsun bu şiir sana benden. Eğer fırsat bulsaydım anlatılmaz derdimi, açacaktım sana ben en büyük kederimi. Unutmak mı bu böyle, yoksa bu sevmemek mi? Gönlüme acı çöktü, gitmeliyim bu yerden. Son hatıram olsun bu şiir sana benden. Seni benden daha çok seven bulunur sanma. Sultan ettim seni ben, inan kendi dünyama. Kerem'den beter oldum, gelmedin imdadıma. Döndüm yangın yerine, gitmeliyim bu yerden. Son hatıram olsun bu şiir sana benden. Sensizlik bir ok gibi yayından kurtulacak. Dönerken tekerlekler can evimden vuracak. Yarım kalan o hasret yeniden başlayacak. Meçhule gider gibi ayrılırken bu yerden. Son hatıram olsun bu şiir sana benden. Sen olmazsan ışımaz şu benim garip dünyam. Her şey karanlık kalır seni düşünmüyorsam. Mecburum biliyorsun bırakıp gidiyorsam. Bil ki kalbim seninle ayrılırken bu yerden. Son hatıram olsun bu şiir sana benden. Yar olmaz bana anlayır zurum geceleri. Senin için bir gün bak yakacağım bu şehri. Geri alacağım ondan sensiz geçen günleri. Gönlümde hasret kurup ayrılırken bu yerden. Son hatıram olsun bu şiir sana benden. Her şey sanki sen dolu uzanıyor ellerim. Sen olmazsan duracak biliyorum yüreğim. Ben sana şair oldum, ben sana serseriyim. Her şey hep sen de varsın ayrılırken bu yerden. Son hatıram olsun bu şiir sana benden. Pes pembe umutlarım solarken teker teker seni benden çalacak aşılan mesafeler. Bir düşünce zihnimi bir anda alt üst eder. Seven böyle mi yapar ayrılırken bu yerden? Son hatıram olsun bu şiir sana benden. Kadere oy neymiş küskünce gideceğim. Bu şehri baştan başa sana terk edeceğim. Kahrımla sarhoş olup kafına geleceğim. Elveda demek için ayrılırken bu yerden. Son hatıram olsun bu şiir sana benden. Hep durdurmak istedim zamanı senin için. Asırlardan da uzun seni yaşamak için. Senin dünyanı bilmek, sırrına ermek için. Sırrın kat kat oluyor ayrılırken bu yerden. Son hatıram olsun bu şiir sana benden. Bir gün gelir bu şarkı kulağına çalınır. Dinlemeden geçmesen maziyi hatırlatır. Bu sensizlik acısı belki de intihardır. Ayrılık vakti geldi, gitmeliyim bu yerden. Son hatıram olsun bu şiir sana benden. Evet, böyle bir şiir. Bir yerde bir hata yaptım, onu da fark etmişsinizdir zaten. Tam böyle oturtamadım. Demek ki o mısralar biraz karışık. Evet, bir programın sonu. Kuyu devam edecek. Kuyu artık belediye bünyesinde canlı yayın olarak değil, Kızılcahamam TV bünyesinde, yayın akışı içinde böyle paket program olarak çıkacak. Paket program olarak sunacağız ama yine de canlı yayın hüviyetinde olacak. Öyle kesintisiz, montajsız. Arada belki müzikler,
şiirlerin arkasına müzikler girecek. Daha renkli olacak. Ve bir de yapılan söyleşimiz var, psikologumuz. O söyleşiyi de artık belediye bünyesinden çıkarıp Kızılcahamam TV bünyesine alacağız. Herhalde öyle değil mi? Öyle. Bundan sonra Kızılcahamam TV artık yayın hayatını hemen hemen oturtmak üzere. Yeniden köyde hayat epey tuttu. Teveccühleriniz var, tenkitleriniz var, ikazlarınız var, doğrudur. Zaman içinde hepsini değerlendireceğiz, hepsini sizin istekleriniz üzerinde yapabildiğimiz ölçüde icra etmeye, yerine getirmeye gayret edeceğiz. Evet, bir programın sonu, koyu. Nasıl geçti bilmiyorum. Tek başına süren, şiirlerle süslenen bir program. Evet, kuyu da devam edecek, söyleşi de devam edecek. Kızılcahamam TV yoluna devam edecek. Yeniden köyde hayatla, dostlarla, dostça, onunla, kuyuyla, söyleşilerle devam edecek. Gündüz seyredenler için iyi günler, akşam seyredenler için iyi akşamlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.